Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bitcoin'e bakacağız, Ethereum'a bakacağız, birkaç tane altcoin'e bakacağız. İstiyorsanız hemen videoya geçelim. Evet, dün ne demiştik? Dün demiştik ki Amerika kripto paralar ABD'den gelecek enflasyon oranına kilitlenmiş durumda demiştik. Hemen grafiğimize bakalım. Grafiğimize baktığımızda evet bu verilerden etkilenmiş olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca dün bahsettiğimiz dün yayından sonra oldu sanırsam ama bahsettiğimi tam hatırlamıyorum. Yoksa da Telegram grubunda konuşmuş veya işte Twitter'da konuşmuş olabiliriz. Bir hacklenme olayı vardı biliyorsunuz borsalardan biri hacklenmişti. Onunla birlikte yine piyasa aşağı yönlü kırılmıştı. Şu saatlere baktığımızda piyasa 45.130 seviyesindeki dün verdiğimiz desteğe tutunuyor. Zaten burada 200 günlük hareketli ortalamanın destek olduğunu söylemiştik dünkü yayında. 45.130 desteğinin önemli bir destek olduğunu, bu desteğin altına kırılmaması gerektiğini zaten söylemiştik. Bu destek kırılırsa da diğer destek seviyelerini vermiştik. Şöyle baktığımızda herhangi bir şu an evet, günlük grafiğe baktığımızda zaten 45.130'un hareketli orta 200 günlük hareketli ortalamayı destek aldığını görebiliyoruz. Biraz iyice yaklaşmış olsa da hatta bir tık aşağıya düşmüş olsa da şu an tutunmaya çalıştığını günlük harekette görebiliyoruz. 4 saatlik formasyona gelelim. 4 saatlik formasyonda yine 45.130'a tutulmuş gibi gözüküyor. Tutunmaya devam ediyormuş gibi gözüküyor. Burada tutunamazsa yine destek seviyelerimiz 44.602 ve 43.620 olarak gözüküyor. Tabii günlük bazda şöyle bir şey daha bakarsak burada yine tekrarlayalım istiyorsanız 44.602, 43.620 seviyeleri yine ne demiştik? Destek seviyeleri demiştik. Hatta ne demiştik? Burada hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece, hareketli ortalama üzerinde kaldığı sürece şöyle istiyorsanız açalım. Dün izlemeyen arkadaşları da tekrar burada hatırlatmış olalım. Şöyle haftalık baza baktığımızda burada bu mumumuzun, şuradaki yeşil mumumuzun komple yeşil kapatması gerektiğini hatırlarsanız daha önceleri bahsettik. Burada komple buradaki mumun yeşil kapatırsa o zaman bir boğa sinyali gelebileceği ile ilgili görüştük. Hatırlarsan şöyle baktığımızda şu kesişen hareketli ortalama üstü hareketli bantlarının altında kaldığı sürece, bakın şurada altında kaldığı sürece ne yapmış? Şöyle altında kaldığı sürece, bakın Mayıs ayında başladı bizim sıkıntılarımız. Mayıs ayından itibaren bir ayı piyasasının geldiğini, üstüne çıktığı anda, şöyle üstüne çıktığı anda da şöyle göstereyim, şöyle üstüne çıktığı anda da bir boğa sinyali geldiğini gördüğümüzü daha önce söyledik yayınlarımızda. Tekrar bu alanları takip etmeye devam ediyoruz. Yani pazar günkü kapanış da bizim için önemli. Burada yatırımcıların da dediğimiz gibi burada hareketli ortalamanın 200 günlük çizgisini takip etmesi gerekiyor Bitcoin'de. Şöyle son 3 güne baktığımızda kırmızı yakıyor gibi gözüküyor. Ama bir tarafta ortalamaya baktığımızda hala yeşil yakacakmış gibi gözüküyor. O yüzden burada biraz sıkı takip etmekte fayda var. Tabii üst üste gelen bazı kötü haberler de var. Burada destek ve direnç seviyelerinde stopu unutmamak lazım. Diyelim ki haftayı güzel kapattık veya işte cumartesi pazar piyasa yatırımcılar haftaya Bitcoin'e güvenmeye devam ettiler. Burada yine hedeflerimiz belli. 46.883, 49.034 ve 50.380 seviyeleri gidebilecek hedefler gibi görüyor burada. Yani bu aşağıdaki artık sarı bantı için konuşmayı şu anlık bırakıyorum. Buradaki sarı bantın tehlikesinin oluşması için daha birçok hareketli ortalamanın altına kırması lazım. Buradaki alanlarda takip etmeye devam edeceğiz Bitcoin için. Yani Bitcoin için bir önümüzdeki bir iki gün için beklediğimiz önemli bir haber veya gelişme yok. Burada ne yapıyoruz? Takibe devam ediyoruz. Burada sevgili dostlar. Evet, istiyorsanız hemen Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansına. Şimdi burada Bitcoin dominansının şu şekilde gördüğünüz gibi belli süre altcoinlere yatırım geldiğini söylemiştik. Daha sonra Bitcoin'in dominansının şu an şu son 4 saatlik birimde yükseldiğini görüyoruz. Bu da piyasada 45.000'lik 45.130 dolarlık
desteğin piyasaya olumlu yansıdığının sinyalidir aslında bu. Yani biz burayı tamam buraya destek olarak gördük. Bunun altından çok düşmesini beklemiyoruz. Burada alım yapmaya devam ediyoruz sinyalidir aslında bu. Burada da bu sinyalin gelmesi güzel gibi gözüküyor. Tabii Bitcoin 45.000'e oturduktan sonra belli süre altcoin'lerde de bir hareket oldu. Hatta biz bunu bir haber olarak, bir rapor olarak paylaştık. O raporu da altcoin'ler için umutlar arttığı haberini, burada bir rapor var, onu okuyabilirsiniz. Bu raporda da zaten Bitcoin dominansıyla verdiğimiz verileri doğruluyor. Total market'e bakalım. Burada bizi tabii Bitcoin'in düşmesi, yükselmesinden sadece Bitcoin yatırımcıları yok. Başka kripto para yatırımcıları da var. Onun da en güzel görebileceğimiz yerlerden biri toplam market hacmi. Burada toplam market hacminin de 1.80 trilyon doların üzerine çıktığını, 1.8 trilyon doların üzerine çıktığını zaten görmüştük. Burada bekliyoruz, beklemeye devam ediyoruz. 1.8'in üzerinde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntı görünmüyor şu an. Evet. Total 2'ye baktığımızda da, durum yine 1 trilyonun üzerine çıkmış durumda. Burada da güzel şeylerin geleceği konusunda bir izlenim var. Tabii burada birazcık şu an piyasada kar satışları da var. O veriler de piyasamızı olumsuz etkiliyor olabilir. Burada genele bakmak lazım. Şimdi alt kripto paraları inceleyince daha da detaylı bunu görebiliriz. Dün gelen haberlerle birlikte özellikle ekleme haberinden sonra Ethereum'da bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz. Yani 3220 doları büyük bir direnç olarak şu anlık oturtmuş gibi kendine görüyor. Şöyle baktığımızda zaten 3220 doları biz direnç olarak, 3000 doları da güçlü bir destek olarak söylemiştik. Şu an bu seviyeler arasında mücadelesi devam ediyor. Piyasanın yukarı yönlü hareket etmesi durumunda 3220 ve 3425 gelebilir. Geri çekilmelerde 3000 dolara kadar geri çekilmeler muhtemel gibi duruyor masamızda. Ethereum'un dominansına bakalım. Şu Ethereum'un dominansındaki hareketliliğe bakalım. Oradaki Ethereum'un dominansı da zaten Ethereum 2.0'dan sonra biraz hacim kaybı bekliyorduk biz. Aşağı yönlü hacim kaybı olabilir demiştik hatırlarsanız ki bunu daha önce biz kaç ay önce dedik. Sanırım 2 ay önce demişiz. Bakın burada videosu var. Orada belli hacim kayıpları görebiliyoruz ama bu hacim kayıplarının 20'ler civarında işte 19, 18, 20, 18, 20 arası o seviyelerde şu an gidebilmesi muhtemel gibi duruyor Ethereum içinde. Ethereum madencilerin kayıpları devam ediyor. Onlara da baktık. Onları geçen yayında söylemiştik. Ethereum madencilerin kayıplarının devam ettiğini. Burada Ethereum madencileriyle ilgili konuşacağımız ne var? Bizim diğer kanalımızda diğer coinlerin madenciliği ile ilgili videosu var. Onlara da bakabilirsiniz. Orada diğer Ethereum'un kazançlarından tatmin olmayan arkadaşlar diğer kripto paralarla ilgili de tercih meselesi yapabilirler. Bunları nasıl bulabiliriz? Burada CoinMarketCap'e girdiğimizde işte Ethereum'u seçersek örnek veriyorum. Şurada etiketler kısmında Moneyable var. Bakın burada Moneyable'a tıkladığımızda tüm Moneyable coin'leri buradan görebiliriz. Burada yani sadece 3-5 tane coin yok. Epey bir coin. Sanırım yüzlerce coin madenciliği yapılabiliyor. Evet, şimdi bundan da bahsettikten sonra hangi diğer kripto paralara bir göz gezdirelim. Ada Coin'e bakalım. Ada Coin'deki son durum. Ada Coin'de piyasanın düşmesiyle birlikte biraz geri çekilmeye yapılmış. O da dediğimiz gibi EMA bantlarına tutulmaya devam ediyor. Evet, adaya da baktığımızda zaten günlük formasyonda gayet hızlı bir yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Burada piyasanın kırıklığıyla birlikte adanın da kırıklığı devam ediyor diyebiliriz. Evet, XRP'ye bakalım. XRP de yine ada gibi çok ciddi bir yükseliş bandına tutunmuş. 1 doların üzerinde şu an kalmaya çalışıyor. Dün ne demiştik? 1 dolar seviyesi güçlü bir direnç demiştik. O 1 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece burada XRP'nin de yükseliş trendi devam eder. Burada görünen hedefler yine 1.05 ve 1.14 olarak hala masada duruyor. Düşebileceği hedefler de 0.92 centmiş gibi duruyor burada. Evet, Dogecoin'e bakalım. Dogecoin'de de sanırsam güzel hareketler var mıydı? Evet, Dogecoin'de de burada artık böyle stabil bir yükseliş senaryosu başladığı gibi gözüküyor. Tabi burada yine piyasadan gelen olumsuz haberlerle birlikte
Dogecoin'de de çekilmeler var. Ama günlük formasyona baktığımızda hala hedefinin 30 cent hedefinin hala masada durduğunu görüyoruz. Burada 25 centin altına düşmediği sürece hala 30 centi güçlü bir direnç alıp yukarı yönlü bir hareket yapılacağını düşünebiliriz burada sevgili dostlar. Yine neye bakalım? Linkcoin'e bakalım. Chainlink'e bakalım. Chainlink'te biraz daha kötü Chainlink diğerlerine göre. Çünkü 26.905 diye bir direnç vermiştik hatırlarsanız. O direnci kıramamış. Şu an aşağı doğru çekilmeler var. Şu an tutunmaya çalıştığı alan 25 dolar civarlarında. Bir günlük formasyona bakayım. Evet 24, yani şu an aslında tam böyle destek alabileceği bir seviye. Eğer buradan destek alırsa tekrar 26 ve 28'leri zorlayabilir. Ama oldu ki alamadı, tutunamadı oraya, 24'ler gelebilir. Link'e baktık. LTC'ye bakalım. Litecoin'e bakalım. Litecoin'de diğer coinlere göre baktığımızda yine 4 hedefleri arasında 180 dolar ve 196 dolar hala masada duruyor. Bir de 4 saatlik formasyonuna bakayım. Evet orada da aynı. Yine günlük formasyonu bir açalım burada. Günlük formasyonda şu an tam 166 dolar destek seviyesi. 166.37 üzerine tutunduğu sürece hala 196 dolar seviyeleri gelebilir. Burada takip etmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet SXP'ye bakalım. SXP'ye baktık. SXP'de de hemen şuradan burada baktığınız coinlerle ilgili haberleri görebilirsiniz arkadaşlar. Çok tercih edilen coinleri buraya yazıyoruz. Buradan da takip edebilirsiniz. Evet SXP'yi zaten artık söylemiyorum. Yani söyleye dedik ki SXP'deki beklenti hedeflerimiz 10 dolar demiştik. Burada SXP ile ilgili bakın çok düşen bir piyasada yine o destek ve direnç arasında kalmayı başarmış gibi gözüküyor. Burada 3 dolar güçlü desteği, aynı Ethereum gibi 3000 dolar gibi burada 3 dolar desteği var. Buradan tekrar eğer tutunursa 3.5 doların üzerlerine çıkabilir. Bu alanda da takip etmeye devam etmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Evet en son yayını kapatmadan bir de Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'deki son durum neymiş, bir de Bitcoin'e bakalım. Evet. Bitcoin şu an 4 saatlik formasyonu açtığımızda tekrar 45-175 seviyelerinde şöyle açtığımızda gördüğünüz gibi şu an çok güzel bir şekilde günlükte tutunmaya çalışıyor. 4 saatliğe tekrar bakalım. 4 saatlikte de aynı seviyelerde tutunmaya devam ediyor. 45-136'nın altına kırmadığı sürece dediğimiz gibi bir sıkıntı yok. Bunun altında 4 saatlik mum kapatması lazım. Sadece kırmak yetmiyor sevgili dostlar. Evet bizden bugünlük bu kadar sevgili dostlar. Analiz ettirmek istediğiniz coinler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.